29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayınında Cumhuriyet'i konuşmaya ve kutlamaya devam ediyoruz. Ve gerçekten Cumhuriyet nedir, ne değildir, neyi kutluyoruz tartışmasının geldiği noktada önemli iki konukla beraberiz. Önce hanımefendiler, Sayın Nurşen Mazıcı, profesör, siz özellikle uzmanlık alanınız itibariyle Cumhuriyet üzerine çok akıl fikir yürütmüş birisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve herhalde Cumhuriyet deyince asıl sanat üzerinden yorumlamak gerekiyor. Ve çok sesli müziğin bu coğrafyadaki ne olduğunu anlamak adına da en doğru ve yerli yerinde isim olarak Sayın Gürer Aykal, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam, Gürer Aykal'ın yaşam öyküsü ve sonuçta Türk ve dünya müziğine yaptığı katkı önemli. Ancak oraya varabilmek için sizden kısaca şunu öğrenmek istiyorum bir giriş olması itibariyle. Aslında biz bugün neyi kutlamaya çabalıyoruz? Yani Cumhuriyet dediğimiz hani yüzleşelim falan ama Cumhuriyet ne yapmaya çalışmıştır? Önce onu bir anlayalım istiyorum. Cumhuriyet ne yapmaya çalışmıştır? Özeti somut göstergesi olarak Gürer Aykal'ı yetiştirmeye çalışmıştır ve o da çıkmıştır bir bakıma. Amacına da ulaşmıştır. Gürer Bey bunu anlattığında da daha iyi göreceksiniz. Biz Cumhuriyet'i niye kutluyoruz ya da kutlayamıyoruz son yıllarda? Ona değinmemiz gerekirse felsefesiyle ilgili Cumhuriyet'in. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi aydınlanmadan, Fransız devriminden etkilenerek yapılmış ama birebir onu taklit etmemiş. Onun o acımasız 1789-93 arasındaki o terör dönemini çok Atatürk bizzat okuyup çok acımasız bulmuş. Onlara girmeden kurulan laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti olarak karşımıza çıkan arayışı, bir cumhuriyettir. Bunun arayışıdır ve kurulmak istenen de budur. 1920'ye daha gelmeden 20 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Amasya'da bunu belirtmiştir. Ulusal egemenlik kavramı orada konmuştur. Zaten batılı bilim adamlarının da oradan Atatürk'ün kastettiği bağımsızlıktan kasıt sadece düşman işgalinden kurtulmak değil, ferdiyetçi hürriyet de derler. Yani liberalizm dediğimiz bugünün sözüyle bireysel özgürlükleri de kastettiğini söyler. Bunlar bugünkü eleştirilerine gelince efendim o zaman halktan kopuktu, bu tepeden inmeciydi diye bir takım eleştiriler haksız geliyor. Mı? Haksız tabii. Haksız tabii. Yani şeyde Fransa'ya baktığımızda o dönemde 16. Louis'nin diğer imparatorluklar tarafından, diğer kraliyetler tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ama bizde saltanat kaldırıldığı zaman saltanatçı olan kaç kişi vardı? Bunlar efendim istiklal mahkemeleriyle yok edildi, İslamcılar yok edildi deniyor. Hayır değil, özellikle Fransız ihtilalinden sonra 40 bin kişi öldürülmüştür. Burada kral yanlıları ile cumhuriyet yanlıları arasında özellikle Robespierre'in kurduğu o komisyonla birlikte konvansiyon dönemine kadar böyle olmuştur. Çok 40 bin kişinin ölümü olmuş. Bizde öyle olmadı. Bizde efendim halk bunu istemiyordu. Halka rağmen geldi, tepeden indi dendiğinde Cumhuriyet'in ne olduğunu bilmezseniz meteor yağmuru falan zannedersiniz. Tepeden ne indi acaba başımıza diye. Bunu tartışalım ama önce Gürer Bey'e bu hocamın bence bir insan için çok hoş olabilecek övgüsü. Yani Cumhuriyet ne yapmaya çalışıyordu? Gürer Aykal'ları yaratmaya çalışıyordu. Sağ olsun, sağ olsun. Şimdi bunun neden olduğunu anlamak için sizin nasıl bir ailenin içinden geldiğinizi anlamamız lazım. Çünkü normalde halk dediğiniz şey sanki yoksul, düşkün, zor durumda olan ve bir de seçkinler var. Ve seçkinler yüksek sanatla ilgilenir, halkın da bunlarla işi olmaz gibi bir şey oluyor, değerlendirme oluyor. Oysa ki siz dünyanın en yüksek sanatı sayılabilecek, ki bence de öyledir, sanatların en önemlisidir. Klasik müzikte üstelik dünyada da şeflik yapabilecek yeterliğe geldiniz. Peki bu çocuk nerenin çocuğu? Sağ olun. Ben Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nde, Mahmudiye'de. Orada doğdum. Çünkü benim babam köy enstitüsünde müzik öğretmeniydi. Benim babam aslında kendisi babasını kaybedince Urfa'da yetim okuluna gitmiş. Yetim okulunda okurken diğer okullardan söylenen marşları kendisi öğrenmiş, arkadaşlarına göstermiş. Dolayısıyla öğretmenlerinin bu çocuk müziğe kabiliyetli dediği bir babanız insan. Için. Babam için, evet. Bunlar daha Cumhuriyet'ten önce. Babam 1903 doğumlu.
Sonra işte Konya'dan mezun olur kendisi ve müzik öğretmenidir. Benim babam her çalgıyı çalardı. Öyle mi? Müthiş bir şey. Eline keman veririz, keman çalar, piyano çalar, klarnet çalar. Çünkü onlar öyleydi, öyle göstermek durumlarındaydı. Her bulunduğu kentte bir bando kurardı, küçük bir orkestra oluştururdu. Çocuklardan mutlak mandolin, mandolin çaldırırdı onlara, korolar kurardı. Böyle tabii en verimli olduğu yıllar köy enstitüleri yılları. Ben de işte 1942'de Mahmudiye Çifteler Köy Enstitüsü'nde doğdum. O zaman şöyle desek doğruyu söylemiş oluyoruz. Cumhuriyet'in en önemli projesinin içine doğmuşsunuz. Evet, çünkü Köy Enstitüsü projesi, Cumhuriyet, onu biraz sonra konuşacağız. O projenin içine doğdunuz. Peki hikaye nasıl ilerledi bir dünya şefi olmak? Sağ olun. Babam bendeki müzik yeteneğini o da gördü. Fakat kendisi pek fazla uğraşmadı. Ama Türkiye'de gezici müfettişler, müzik müfettişleri vardı. Müzik müfettiş. Evet. Kim görevlendiriyor bunu? Milli Eğitim Bakanlığı. Yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı. Onlar görevlendiriyorlar. Çocukları yakalamak için. Evet. Onlar Türkiye'deki diğer müzik öğretmenleriyle belirli bir ölçüde tabii hani telefon bile yok o dönemde ama yazışıyorlar, edişiyorlar. Sonra bunlar geliyorlar o kentlere. O kentlerdeki müzik öğretmenlerinin onlara gösterdiği çocukları birebir kulaklarına bakıyorlar. Amaç ne burada? Bir çok sesli müziği oluşturabilecek altyapıyı yaratmak mı? Evet. Yok yok. Müziğe yetenekli çocukları seçmek ve eğitmek. Tamam, buradan da evet. Cumhuriyet'in ideali olan çok sesli evet. Orkestraları kurmak. Yani bir proje tabii. Bu. Tabii tabii, o anlamda tabii. Tabii müfettiş gelip sizin kulaklarınıza bakıyor. Eğer kulağınız iyi ise ve sizi ailenizden Ankara'da devlet konservatuvarında okuması için istiyor. Bu. İzin istiyor yani. Evet. Ücretsiz bütün olanaklar. Her şey ücretsiz. Yani eğer Ankara Devlet Konservatuvarı tek oydu biliyorsunuz. Yatılı bölümü vardı. Eğer orayı kazanıyorsanız bütün hiçbir şey verdiğiniz yok. Ayrıca size her ay birkaç kuruş da harçlık veriyorlar. Tabii. Evet, yemeğinizi veriyorlar. Yani sabununuza kadar her şeyi veriyorlardı. Ben Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öyle bir eğitimden geçtim. Hocam bu hikaye devam edeceğiz. Hayır, tamam, onun için oraya geleceğim. Burada ben iki şeyi Gürer Bey'in söyledikleri daha sonraki dönemde tamamlanmak üzere ve son zamanlarda davası hakkında açılmış dava nedeniyle de güncel olduğu için iki örnek vermek istiyorum. Birincisi şeylerden, bu Pekinel kardeşlerden. Bunlar biliyorsunuz tek yumurta ikizleri ve bunlar Mozart'ın eserini birbirlerine bakmadan senkronize çok iyi çaldıkları iddia ediliyor. Ve bunlar Viyana'da bir konser verdiler. Ve ondan sonraki Viyana'daki gazeteler, sanat şeyleri, Türkler Viyana'yı ikinci kez kuşattı diye de yazıldı. Bu kadar iyi projelere imza attı ve yetiştirdi. İkincisi Fazıl Say bir konserinde, yurt dışındaki bir konserinden sonra yine bir sanat eleştirmeni bir yazı yazmıştı. O da dedi ki, işte Osmanlı'nın birikimi, kültürel birikimi Cumhuriyet döneminde taşlandıran en sonunda işte şey pik noktasına, tepe noktasına ulaştı. Yavaş yavaş artık geliyor. Bunlar coşkun bir su gibi. İşte Fazıl Say da budur. Ancak bu kadar güzel yorum yapılabilir diye söyledi. Bu iki örnek çok önemli. Peki, o projenin tuttuğunu da gösterir. Sizin gibi siz dünyada da tanındınız, oraya geleceğiz. Çok kimler var? Enver. Kim? Çok sağ olasın Enver. Yalnız bu Ankara Devlet Konservatuvarı girdin mi bitirilsin diye değil. 70 kişi girdik, inan 7 kişi mezun olduk. Yani o kadar da kolay bir şey. Öylesine bir şey değildi yani bu okullarda okumak, öylesine okul okumak. Tabii ki Ankara Devlet Konservatuvarı neden önemli? Çünkü Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunu zaten Atatürk istemiş. Yani başka bir şey. Şimdi bir proje olarak onu getiriyor tabii, ve bir evet. Batılılaşmanın bir göstergesi. Yani ben Atatürk'ün istediği bir eğitim şeyinden geçmiş birisi oluyorum Türkiye'de. Onun tam istediği bir eğitimi müzikte yapmış oluyorum. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın işlevi de bu. Daha iyi çocuklar projesi ne zaman oluyor? O daha önce, o İnönü'nün şeyinde. İşte o hep kızdığımız parlamento böyle bir karar da alabiliyor. Yani
harika çocuklar analarıyla babalarıyla gitsinler, okusunlar, öğrensinler ki ülkeye bir şeyler kazandırsınlar. Neden? Sanat. Çünkü sanata önem vermenin gereği. Kimler var mesela? Biraz hatırlatalım daha iyi çocuklar. Birincisi Sunakan, Sunakan ve İdil Biret için. İkisi için birlikte çıkar. Ve bunlar anneleriyle babalarıyla gönderirler. Bunlar da hakkını veriyor mu? Dünya yıldızı oluyorlar. Ne demek yani hem İdil'in hem Sunan'ın şu Türkiye'ye verdiğini o gün onlara harcanan parayla nasıl kıyaslayabiliriz? Mümkün değil. Ama o anlayış çok önemli. O parlamentonun bunu çıkartabilmesi. Hani ben gittikçe böyle şeyleri çıkartamayan bir parlamentoyla karşı karşıya geldiğim için bunu söylüyorum. Ne kadar o zaman böyle şeyler düşünebiliyorlardı. Kısıtlı o zaman bütçe. Da paramız yoktu. Tabii. Daha kısıtlıydı bütçe o zaman. Peki hocam bu şimdi Cumhuriyet tartışmaları içerisinde ben şöyle bir okuma yapmak istiyorum. Benim açımdan Cumhuriyet dediğiniz bu ideali hayata geçirebilmek idi. Yani inşallah önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde Yıldız Kenter Hoca da burada olacak. Sonuçta yani müzikte işte bu isimler, tiyatroda o isimler falan başka bir dünya kurmak için bir çaba bir tarafıyla. Bu vazgeçiş ne zaman oluyor? Cumhuriyet, yani ricat sürecinde mi? Cumhuriyet projesini sadece konservatuarlara indirgemek hiç doğru değil. Batılılaşmaktan çok kullanılan şey çağdaşlaşmak bir kere. Batılılaşma projesi bizim 1699'dan itibaren başlıyor. İkinci Mahmut zamanında bir zirveye ulaşıyor. Burada ama niye çok sesliliğe Atatürk önem verdi? Ona hemen bir parantez açayım tekrar siyasi anlayın. Çok sesli müziği benimseyen çoğulcu toplumu da benimser. Toplumda da çok sesliliğe tahammül etmeye alışır da o yüzden çok seslilik çok önemlidir. Tahammül ne demek? O çok güzel bir şey. Yani çok seslilik o kadar güzel ki tahammül değil. Çok seslilik insanı yüceltir. Alışmak ya da tahammül değil. Evet, tahammül sözcüğü değil. Yani onunla yaşamayı yaşam biçimi ya da yaşam felsefesine dönüştürmek anlamında çok seslilik. Sen kendi yaşamında ne kadar bununla uğraştın ve ne kadar çok insanı buna çekebildin. Yani çok sesli müzik gerçekten insanın içinde ona karşı sevgi, ilgi duyan bir şey. Yeter ki siz onu verin. Yeter ki siz onu götürün. Ayaklarına götürün. Onlar bir duysun. Benimsiyorlardı. Bunu sadece şeyde değil, bilimsel olarak da. Sadece mesela hamile olan kadınlara işte hangi türde işte Vivaldi dinlettiklerinde çocuklarının çok daha stressiz büyüdüğünü, işte arabesk dinleyen çocukların anne hamileyken dinlerse daha stresli olduğunu. Hatta bunu Urfa'da bir çiftçi söylemişti ya da besici. Ben köpeklerime, koyunlarıma, ineklerime Vivaldi dinletiyorum. Sütleri daha verimli oluyor dedi. Demek ki çok sesliliğin. Koyunlara bir de faydası var diyorsun. Çok sesliliğin demek ki insanın stresini azaltmada daha hoşgörülü, daha insanlarla iyi geçinen, kendisiyle barışık, çevresiyle, toplumla ya da yanındaki kimselerle daha iyi uyum sağlaması açısından şimdi, da bir katkısı var. Bilimsel olarak şimdi, bir katkısı var demek ki. Şimdi şunu tartışalım biraz. Çok sesli müzik tabii başka bir olanak insanın dünyayı anlaması için bir yeni olanak. Fakat Türkiye'nin çok sesliliği var mı sorusu ayrı bir sorun. Onu da tartışacağız da. Sizin hayatınızda sonuç itibariyle çok sesli müzikle tanışmayla birlikte Anadolu coğrafyasının bir insanısınız. Bir taraftan çok sesli müzikle tanışıyorsunuz ve bu ülkede bir iddia var. Anadolu insanı bunu sevmez, bunu anlamaz, bunu iter, tepeden dayatılmıştır. Bu müzikle arasındaki hukuk böyle değildir. Bu doğru mudur? Enver Bey, bu doğru değil. Gerçekten bu doğru. Bu yarı aydınların çıkarttığı sözlerdir. Ben birebir Türkiye'nin hemen hemen her yerinde konser yaptım. Orkestralarla yaptım. Biliyor musunuz Anadolu'da en çok sevilen besteci kimdir? Beethoven'dur. İnanın bana. Çaykovski'de çaldırttım, Vivaldi'de çaldırttım, Adnan Saygun'da, Ulvi Cemal Erkin'de çaldırttım. Yani Türk bestecilerinden de çaldırttım. Ama şunu gördüm, en çok sevilen besteci Beethoven'dur. Ya halkımız Avrupa Birliği'ne hazır diyorsunuz. Dokuzuncu senfoni o başka bir şey. Dokuzuncu senfoni Avrupa dinlemeli. Avrupa Beethoven'ı anlamıyor. Eğer Avrupa Beethoven'ı anlayıp 9. senfoniyi anlayabilse en azından Türkiye'ye böyle muamele etmezdi bu uzun müzakereler sırasında. Onlar inanın Beethoven'ı anlayamamış. Beethoven'ın torunları ama Beethoven'ı anlayamamış insanlar. İnsanlığın değerini, insanlığın bütünlüğünü bilemiyorlar. Onu bilen, Beethoven 9'u bilen böyle davranmaz. Gerçekten. Ben şunu söylüyorum. Türk insanı müziği sever. Türk insanı müziğe yeteneklidir. Eğer Türk insanına siz verirseniz çok sesliliği alır. İşte en büyük tehlike de budur.
Çünkü bu çok sesliliği alan toplum çok sesli düşünmeye başlar. Demin sizin söylediğiniz. Bu çok önemli bir etken olsa gerek ki biz günden güne bastırılıyoruz ve küçültülüyoruz. Bu Beethoven'ı özel olarak sevmesi bir sinyal olabilir mi? Yani Beethoven müziğinin felsefesini de seziksel olarak kavruyor mu bizim toplumumuz? Çünkü hep derler ya bir klasik konser Diyarbakır'da yapılmış. Sivas'ta. Timur'dan beri böyle işkence. Ha, böyle bir dedi. Eziyet. Evet, hep işte bunu çok sık anlatılır yani ben bunu anlamıyorum. Ama bunları onlar peki o zaman ben birebir bazı şeyler sizin kanalınızda anlatabilir miyim? Lütfen. Benim bir konserim Nemrut Dağı'ndaydı. Biliyorum evet. Onu. Şimdi Nemrut Dağı'nda işte bana dediler ki 45 dakika içinde bitsin. Ben de Vivaldi mevsimleri aldım. Çünkü benim yönetimimle o 42-43 dakika sürüyor. Ve konser bitiminden sonra oradaki tabii hem şehirliler hem oranın o yörenin insanları gelmişler. Onlara bir takım sorular soruluyor. Şimdi iki tane köylü battaniye altında sorulan soruya verdikleri yanıtı size söylemek istiyorum. Sorulan Vivaldi. Sen bundan ne anladın? Bir de biliyorsunuz bazı soru soran arkadaşlarımız biraz tahrik edici. Evet, nezaket kurallarının çok altında. Sen bundan ne anladın diye. Şimdi aynen bugün gibi o ikisinin yüzünü bile görüyorum. Vallahi bu sesler çok sesler. Bu sesler ulvi sesler. Huzur duyduk. Şimdi Vivaldi'yi Anadolu'nun bir köylüsünün, iki tane köylüsünün yorumu bu. Tamam bana artık söyletemezsiniz bunu. Türkler sevmiyor diye. Hayır. O yarı aydındır. Onu bunu güldürmek için Sivas olmalı böyle bilmem. Erzurum olmalı böyle zulüm görmedi diye. Hayır. Bizim konserlerimize kimse zorla gelmez. Biz gideriz oraya onlar gelirler. Ya yani özellikle Bilkent Senfoni Orkestrası'nın yaptığı birçok Anadolu turnesinde yönettim. Hiç isteyen geliyor, istemeyen gelmiyor. Onlar geliyorlar orada biz tabii onlara şimdi Beethoven 5. senfoninin ben yalnız 1. bölümünü çalıyorum. Hı hı. Ben de biliyorum tabii onun damarına nasıl gireceğimi. Ben de biliyorum. Şimdi yani Beethoven bu. Sevdirmek açısından. Tabii Beethoven bu. Yani o Beethoven zaten formuyla, akorlarıyla, ritimleriyle sizi bir süre sonra tutar. İmkanı ha. Siz hiçbir şey anlamayabilirsiniz ve istemezsiniz. Bu olur. İnsanlarda bu vardır. Bazı insanların gerçekten müziğe karşı hiçbir yakınlığı yoktur. Ama bu Amerika'da da vardır. Almanya'da da vardır. Dolayısıyla yalnız Türkiye'de insanlar... değil. Lütfen bunu Türklere özellikle Anadolu'ya vermeyin. Anadolu insanı yani Yunus Emre yani bu zengin topraktan çıkan bu insanlar bence çok sesliliğe çok yakındırlar ve açıktırlar. Ben hocam, sadece çok seslilik açısından değil başka bir kültür, örnek vereyim. Biraz kültür devriminden konuşalım. Ondan konuşalım. Önce isterseniz şu örneği vereyim. Sadece klasik batı müziğine karşı mı böyle bir şaşı bakılır? Siz Türkiye'de çıktığınızda kaç kişi Tamburi Cemil Bey bilir? Siz onu bırakın. Alevi türküleri diyor ya adam çıkmış. Alevi türküsü, Sünni türküsü diye bir türkü mü olur? Değiş diyemiyor mesela. Bu işte hoyrattır, bu gazeldir diye bunu bile ayırt edemiyor. Bu eğitimsizliktir. Yani sizin müziğinizi, Türk müziğini, klasik Türk müziğini, tek sesli müziği çok iyi biliyor da. Batı müziğini bilmiyor. Hayır. Sanatın hiçbir şeyine de kafa yormuyor. Yani entelektüel çaba harcamıyor. Peki yani bu kültür devrimi sürecini konuşacağız. Az sonra Sayın Aykal'a şeyi soracağım. Yani... Bu biraz çok sesli olmak için öykünmeci bir tavır olmuş mudur? Türkülere böyle tuhaf formlara taşımış mıdır? Ve bu Türk leşleri, Türk leşleri diye bir bence çok ayıp bir tartışmaya da girdik. Buna gireceğiz ama hemen size şunu sorarak oraya pas atmak istiyorum. Bu bir kültür devrimi ve netice itibariyle de hani gerçekten bir tarafı tepeden inmeci, ayrıca da tepeden inmeci olan her şeyin de çok kötü olup olmadığı bence tartışılır. O bağlamda ne söyleyeceksiniz? Yani kültür devrimi olarak bakmak doğru bir tarif midir? Çünkü netice itibariyle başka türden... Ay, Cumhuriyet dönemi olarak bakamayız ki Gürer Bey daha iyi bilir. Mızıkayı Hümayun var şey zamanında da, Abdülmecit zamanında kurulmuş. O da devletin koruması altında ve bu tür müzikler çalan, batı müziği yapan. Yani Cumhuriyet bu şu değildir.
Birden her şey bir gecede 29 Ekim 1923'te her şey birden alt üst oldu değildir. Siz o toplumun kültürünü yok sayarak yeni bir şey getirirseniz baskıyla, güvenlik önlemleriyle, polisle, jandarmayla 3-5 ay tutabilirsiniz ancak. Ama bu 70 yıla, 80-90 yıla yayılıyorsa ama şimdi bu kültür onun içinde zaten var demektir. Size onu çağdaşlaştırmak, aşama aşama geliştirmek düşüyor demektir. Baskıyla olduğunu söylüyorlar bunu. Baskıyla olsa işte baskıyla olan bir şey 3-5 ay ancak baskıyla tutabilirsiniz. Bir yerden patlar. Freud'un bir şeyi vardır biliyorsun psikanalizde. Diyor ki insanları bir şöyle bir kutu, bir tarafından giren su, bir taraftan boşalan suyun olduğu bir kaba benzetiyor. İnsanlar sürekli toplumdaki ilişkileriyle, kişisel ilişkiler, grup ilişkilerini musluklardan biri gibi dolar, öbüründen de boşalırlar diyor. Ama boşaltma musluğu tıkanırsa da patlar diyor. Oradan dolduğu. Siz bir toplumda bunu istemiyorsa mesela bize laiklik için de aynı şey. Laiklik bu toplum laikliğe açık değildi ki tepeden geldi deniyor. Siz, eğer bu toplum buna yatkın değildiyse siz tepeden getirip onu 3-5 ay tutabilirsiniz. Oysa bu toplum buna yatkın. Yatkın olduğu için yaşıyor. O yüzden Gürer Bey'in dediği gibi yara aydınların ya da kasten bunu yapan birkaç kişinin söylemiyle biz bu Cumhuriyet devriminin 3-5 ay sonra, 3-5 yıl sonra yıkılacak aşamaya gelmesini düşünerek çok büyük bir gaflete düşmüş oluruz. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Bizim kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemli değildir. Ama bir toplumun desteğiyle olan bir şey. Mesela şeyi yapmışlar, laik düzen yanlısı mısınız, şeriat yanlısı mısınız? Yani şeriat devleti mi gelsin? Şeriat devleti istiyorum, laik istemiyorum diyenlerin oranı %4. Bunlar bir şekilde türban takıyor da olsa, bir şekilde kendini mütedeyyin diye söylüyorsa ama şöyle vicdanıyla baş başa kaldığında laik rejim içerisinde dindar bir Müslüman olarak kalmayı tercih ediyor demek. Bu da bir sonuç diyorsunuz. Gelmiş bunu şey edip kurumsallaşmış demektir bu. Her şeye rağmen kurumsallaşmış demektir. Anti söyleme rağmen. Peki bu Cumhuriyet'in ilk döneminde dile dair de büyük arayışlar var. Dille ilgili de kavgalar var. Onları da konuşuruz, Türkçe meselesini. Hatta bugün çok tartışılan bir tez. Dilin bir gecede değişmesi, bağlarının kopması Türkçeyi yoksul bir hale getirdi ve sözcük dağarcığını... Dil değişmedi, harf değişti. İşte harf değişti ve bir Öztürkçe kavgası, güneş dil teorileri falan derken başka bir dil doğdu. Bence dil değişti orada. Ha bu iyi mi kötü mü tartışırız. Ama bunun müzikteki karşılığı topluma bir modernleşme projesi, bir çağdaşlaşma projesi olarak besteciler de çıktı, siparişler de oldu. Bazen çok güdük bir takım türkülerin tuhaf seslendirilmesi falan da dendi. Ama sonra kimilerinin efsane olarak övdüğü, kimilerinde yerdiği bu Türk beşleri hikayesi. Bir tarihçi dedi ki bunlar olsa olsa Türk leşleridir dedi. Siz bu işe en iyi bilensiniz. Şimdi bir tarihçi. Kim dedi onu ben bilmiyorum. Affedersin. Bir tarihçi şimdi diyorlar. Bir tarihçi. Şimdi tarihi anlayabilmek öyle kolay bir şey değildir. İnsan okur. Tarihçi olmak hani okulları bitirmekle olmaz. Belirli bir bütüne varmak, donanımınızın bir yerlere gelmesi lazımdır. Tarihi algılayabilmeniz için. Bunun içindeki en önemli etken bence müziktir. Yani tarihteki müziktir. Şimdi biz müzikle biliyorsunuz tarihe dönebiliriz. İnsanların dönemlerini açık açık söyleyebiliriz. Şimdi Anadolu'daki müziği lokal biçimden ulusal biçime geçirebilmek için Cumhuriyet döneminde çalışmalar oldu. Çok saygın çalışmalar oldu. Çok zor bir şey bu. Bu çalışmaların içinde benim hocalarım da var. Yani o leşler denilen Adnan Saygun benim hocamdır. Ulvi Cemal Erkin benim hocamdır. Necil Fazıl. Akses benim hocamdır. Alnar benim hocamdır. Ve Cemal Reşit Rey o beşi de benim hocamdır. Leş denilen isimler. Bu leşle ben o leşlerin öğrencisiyim. Ben onları çok iyi tanıyorum. Onlar Anadolu'nun müziğinin önce o müziği lokal yapabilmek, o lokal müziği ulusal yapabilmek için ne kadar çalıştılar onu biliyorum. Ne kadar uğraştılar ve bize ne örnekler verdiler. Ancak biliyorsunuz siz ulusal olabildiğiniz ölçüde uluslararası olabiliyorsunuz.
Bütün bu çalışmaları nasıl yaptılar? Günün en ileri teknikleriyle. Bunlar kendi başlarına bunu yapmadılar. Nasıl çok seslendirilecekse, bu toprağın müziği nasıl çok seslendirilecekse, yani bir Avrupa müziği gibi değildir bu. Bizim müziğimiz modal müziktir, tonal müzik değildir. Bunun armoni sistemi çok başkadır. Yani bu herkes bunu yapamaz. Sizin dediğiniz gibi bütün çalışmalar doğru olmayabilir. Onu sevmeyebiliriz. Ama beklemek lazım. Müzikte beklemek lazım. Birdenbire olacak şey değil. Ben Adnan Saygun'u size söyleyebilirim. Şimdi Adnan Saygun'un yaptığı bütün eserler Anadolu müziklerinden çıkar. Yani bugün onun ikinci kuartetini de dinleseniz bunu görürsünüz. Beşinci senfonisini de veya Köroğlu operasını da. Bütün bunlar Anadolu müziklerinden çıkmadır. Ve bugün dünyada en çok çalınan Türk bestecisi Adnan Saygun. Dünyada hakikaten bir karşılık buluyor mu ya? Tabii. Var mı birileri? İnanın çalıyorlar. İnanın çalıyorlar ama siz kendi yerinizde bunu leşler, bunlar şöyle başarısız derseniz biz üzülüyoruz buna. Gerçekten üzülüyoruz. Yani ben onu söylüyorum. Siz bir tarihi algılayamazsınız. Sen Adnan Saygun'u özümseyemiyorsan, sen deyince affedersin sizi kastetmiyorum. Anlıyorum. Sen Adnan Saygun'un müziğini, Ulvi Cemal Erkin'in, Cemal Reşit Rey'in hele müziğini sen özümseyemiyorsan sen tarih konuşamazsın. Hiçbir şey. Netsiniz. Evet, net, açık söylüyorum. Çünkü müziği kavrayan insanların kendi işlerinde nedenli yüceldiğini görüyoruz. Buna dünyada çok örnekler var. Einstein, bu kadar seviyorsunuz. Ne yapardı Einstein? Kemancıydı değil mi? Ama nasıl kemancıydı, olsun ama uğraşıyordu. Hevesi değil mi? Vardı işte. Tabii uğraşıyordu. Yani bir de müzikte saymak vardır, bilir misiniz onu? Hani hep sayarsınız 1, 2, 3, 4. Şimdi nedir? 4, 6, 8, 12 biz ne? O kadar sayarız. 12'ye kadar saymak yetiyor diyorsunuz. Evet ama şimdi Einstein o saymayı yapamıyor da yanında çalanlar ama kendisine doğru saysana diyorlar. Yani adamın beynini düşün. Yani bu başka ele alırız birçok. Aslında aranan şey bu galiba. Yani bunu yapabilecek insanların tabii müzik bağlamında değil, bu merakın getireceği duygu herhalde değil mi Cumhuriyet'te? Tabii. Şimdi Cumhuriyet bir kere bizim, yani Türkiye'nin edindiği en önemli olay benim için. Cumhuriyet'le birlikte bütün bunlar başladı. Ben yalnız müzik şeyini söylüyorum tabii. Müzik neydi insanlara? Bütün dünyadaki müzikleri de öğretebilmek. Neyi öğretebilmek? Beethoven'ı öğretebilmek. Niçin Beethoven? Çünkü en doğru bestecilerden bir tanesi bu. Eğitimi vermek. Bu müziğin gerektiği eğitimi vermek. Örneğin ne? Piyano eğitimi vermek. Piyano eğitimi verme. Bizim piyanomuz var mı? Sen bizi, benliğimizi kopartıyorsun dediler değil mi? Lang Lang geçen yıl İstanbul Dünya Festivali'nde benim solistimdi. Kendisiyle konuşuyoruz. Çok da güzel kebap yiyor, açık söyleyeyim. Hatta öyle, benim kebabım yarısını da yedi. Lang Lang'in kim olduğunu da söylerseniz. Çünkü zannediyor, Avrupalı zannedecekler. Halbuki değil. Çinli, dünyanın en büyük piyanistlerinden bir tanesi. Gencecik de bir adam. Evet. Bana dedi ki, bu yıl dedi 30 milyon piyano öğrencisi başladı. 30 milyon mu dedim ben? Ama Çin. Evet. Bak dedi Gürer, abartmak istemiyorum. Aslında 40 milyon ama hani bizi abarttı görüyorlar. Onun için. Çin'deki durum bu. Peki dedim, bu sizin benliğinizi, sizin müziğinizi yok etmiyor mu? Niçin kendini? Ne demek yani? Yani Beethoven'ı öğrenmekle biz kendi müziğimizi niye yok edelim? Onda daha iyi yere varırız dedi. Bu, biliyor musunuz? Japonya'da keman diye bir çalgı yoktu. Şimdi Japonlar dünyanın her orkestrasındalar. Hem de Japon hocam, solistler her tarafta. Çok var. Çok önemli sopranolar, tenorlar vesaireleri de acayip her alanda var. Her alanda var. Peki bunlar benliklerini kaybettiler mi? Müziklerini kaybettiler. Aptal oldukları için de bunu yapmıyorlar herhalde. İşte Cumhuriyet bize bunları getirdi. Bunları öğren. Bu eğitimi getirir. Peki hocam, çok önemli bir şey. Bunu yapmamış olsak, yani bu batı müziğinin, bu çağdaş müziğin duygusunu biz kavramamış olsak neyimiz eksik olur? Yani Cumhuriyet olmaz mıydı? Yani demokrasi sürecini, demokrasiyi, hani denir ki Cumhuriyet demokrasiyi hayal etmiş midir? O bile tartışmalıdır. Sizinizde bir ipucu var mı? Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Çok sesli müzikle demokrasi arasındaki ilişkiyi az önce birlikte anlattınız. Yani gerçekten Cumhuriyet her yerde geç demokrasiye evet diyecek miydi? Elbette diyecekti.
Bunu biz kurulduğunda çeşitli röportajlar var. Alman bir gazeteci gelip Atatürk'le röportaj yapıyor. Diyor ki sen diyor Hitler'e diyor diktatör diyorsun. Bana da diktatör diyorsun. Hitler'le röportaj yapmayıp da yani ta Almanya'dan kalk buraya benimle niye röportaj yapmaya geldin diyor. O da diyor ki Hitler diyor anlı bir ulusu, gelişmiş bir ulusu yok etti. Siz yere batmış bir ulusu çıkardınız. Sizin diktatörlüğünüzle Hitler'in diktatörlüğü arasındaki fark bu. Siz yere batmış bir ulusu kal. İşte o yüzden anka kuşuna benzetilir ya. Ha ben ama Atatürk'ün o çok sesliliğe, demokrasiye geçmede acele ettiğini düşünürüm ama. 1924'te birinci çok partili rejime gelip daha Cumhuriyet kurulalı bir yıl olmamış. Çok partili rejime geçiyorsunuz. 30'da bir kez daha geçiyorsunuz. Dünyada liberal partiler. Geçmeyecektiniz ama. Atatürk'ün demokrasiye geçme konusunda ben çok aşırı davrandığını, geçmeyecek. Onu yapmış olmasına rağmen diktatör olarak anılıyor. Bence yapmamalıydı. Tam orada diktatör bir rejim kurmalıydı. Fransa'da olduğu gibi, Fransa'da çok kanaktı diyoruz. Belki kanakmayabilirdi. Eksik yaptığı birkaç şey var, onu düzeltmesi gerekiyor. Ne mesela? Reklama gideceğim. Bir tanesi söyleyeyim. Cumhuriyet Bayramı programı olduğu için biraz daha larçeyi edelim. Ben Atatürk döneminde Atatürk'ün yanında onun danışman olmasını isterim. Yanında bulunmak isterdim. Atatürk'ün Nurşen sıkıntı... olarak mı? Nurşen Mazıcı olarak. Kısmet değil. Daha geçti onu. Niye isterdim biliyor musun? Niye? Atatürk çevresinde o sofrası denilen yerde herkese bir proje sunmalarını istiyor. Kimse sunamıyor. Atatürk bir şey söylediğinde de haklısınız paşam. Sizin proje ne olacaktı? Ben şunu söyleyeyim, yani bu birikimimle diyorum. Tabii çok bu afaki bir şey söyledi. Olsun. Ben o zaman işte bu iki partilerin açılmamasını da özellikle toprak reformu yapılmasında çok ısrar ederdim. Türkiye'yi diğer devrimlerin evrensel özelliklerini taşıdığını Samuel Estant diye bir şey var. Türk devrimi de Rus devrimi, Fransız devrimi, Amerikan devrimi kadar evrenseldir diyor. Doğrudur. Evrensel özellikler taşıyor. Bu işi halletseydi tam olurdu. Bir, onu yapmadığı için. İkincisi de... Onu söylemeyin, reklamdan sonra söyleyin. Seyirci kaçırmıyor. 29 Ekim'de heyecan, hoşuma gitti. Kısa bir ara veriyoruz. Dönüşte hem müzik hem de Cumhuriyet felsefesini konuşmaya devam edeceğiz. Ediyoruz. İkinci madde demiştiniz Mustafa Kemal'e bir çabuk çok parti hayata geçme diyeceksiniz. Toprak reformu yaptı. Toprak reformu çünkü diğerleri yaptı. Birer itirazını diyeceğiz. Diğerleri yaptı. Onlar çünkü evrensel olma özellikleri toprak reformunu yaptı. 1917 Rus devriminden de bu yapıldı. Bolşevik devrimiyle Fransızlar da yaptı. O dönemde de çok kanlı dönemleri de oldu. Şey yapmadı. Türk devriminde bu eksik yanıdır. Bunu yaptırmazdım. İkincisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması doğru bir şey olabilir ama onda sadece Sünni İslam'ın Hanefi ekolüne dayanan bir şeyi de kurdurtmazdım ben. Eğer laik bir devlette tamam iki özelliği vardır laik devletin. Bir tanesi sizden olmayan kişiye aynı mesafede devletin dininin olmayışı, tüm vatandaşların eşit bakıyor olmasıdır. Halkın da öyle bakmasını sağlamasıdır. Alevinin Sünni'ye, Sünni'nin Hristiyan'a şaşı bakmadığı toplum. İkincisi de devletin dogmayla yönetilmemesidir. Şimdi bu ikisini yaparken bence Sünni İslam'ın Hanefi ekolüne çok fazla taviz verildiği kanısındayım. Peki bunu yaptık. Güler Bey, sizin itirazlarınız var. O söyledikleri yani Atatürk hakikaten Diyanet İşleri kurulması çok konuşulur, tartışılır ama o dini doğru dürüst insanların öğretmesini istediğinden kaynaklanarak bunu kurdu. Yani ben niye kuruldu demiyorum. Yani, onu neden sadece Hanefi evet, ekolüne yani bağladı diyor. Bütün Osmanlılar biliyorsun hor görüyle baktılar Alevilere. Yani bunu Atatürk'te böyle bir şey olamaz. Atatürk din doğru dürüst öğretilsin diye Diyanet İşleri'ni bence yaşama getirdi ama onun istediği gibi gitmedi. Gitmedi. Ben ama ben yine Atatürk bu istemle yaptı diye siz söylüyorum. Siz biraz korumacı bakıyorsunuz. Ben Atatürk'ü laf ettirmem yani. Zaten Nurşen Hocam da etmez. Bence etmem. Yani Atatürk'ü eleştirmek başka. Yani o dönemde tespitlerde bulunmak başka. Atatürk'e hakaret etmek ben başka Nurşen, bir şey. Nurşen Hocam'a katıldığım bir yer var. O da şu, Cumhuriyet'in üç temel yanılgısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yanılgında bugün sorunları doğru düşünüyorum. Bir,
Sünni tek başına, iki Türk tek başına, üç erkek tek başına. Ben Cumhuriyet'in kadınsız, Alevisiz ve Kürtsüz baskın olarak söyleyeyim, kurulduğunu düşünüyorum. Ha, ama şunu anlıyorum. Belki oradan biraz yürüyebiliriz. Terry Eckton diye bir adam var. Marx Neden Haklı diye de bir kitabı var. Benim çok severek okuduğum bir kitap. Diyor ki hiçbir devrimin ilk 20 yılı savunulamaz diyor. Hani doğası gereği bir sürü sorunları olur diyor. Belki bunların tedavisi mümkünken daha geriye gitti. Çünkü aynı cumhuriyet babanızın ne oldu? Köy üstlerine getiriyor işi. Ama burada yanlış yapan ne? Şimdi laik demokratik sosyal hukuk devleti bizim cumhuriyetimizin, devletimizin felsefesiydi dedim biraz önce. Şimdi buna karşı çıkanlar yoğunlaştıkça bunu savunanlar da, laik demokratik sosyal hukuk devleti felsefesini savunanlar da eleştiri yaparsak ayağımızın altından kayar gider diye her şeyine sahip çıkmak durumunda kalıyor. Yani uçlardan kaynaklanan bir şey bu. Hı hı. Bak, bu da bizi doğruya götürmüyor. Birisi öbür tarafından çekiştirip birisi de diğer tarafından doğrudur, eleştiri de yapılamıyor. Yapamıyor. Değerlendirme yapıyor. Eleştiride birazcık negatiflik var. Değerlendirme yapamıyorsunuz. Vallahi eleştiri de yapılamıyor. Ben da bir de yapabilirsiniz. Ben... Atatürk kendisi peygamber değil. Şeyde yapabilirsiniz. Zaten ben bir dogma bırakmak istemiyorum diyor. Kemalizm sözünden hoşlanmıyor. Bunları biz çok iyi değerlendirmesek de şey de edemeyiz, doğru sonuçlara da varamayız. Bugün işte Kemalist devletin, kardeşim Kemalizm 1930'ların sonunda, hatta ikinci şey Dünya Savaşı'nın sonu itibariyle Kemalizm bitmiştir. Artık Kemalizm yok, çok partili rejime geçtikten sonra. Şeyde de yok sonra. Zaten siyasal hayatta da yok. Siyasal hayat, ha peki şu yok mu? Bizde şu ya, Atatürk demokratta, Atatürk bunu, aynen ona geleceğim. Hiçbir devrim demokrat olursa kendini yer. Bunlar istiklal mahkemeleri kuruldu mu? Evet kuruldu. İstiklal mahkemelerinde yargılananların hepsi incelenip sık dokundu mu? Hayır. Ne diyor Ali Çetinkaya, İstiklal Mahkemeleri Başkanı? İstiklal mahkemeleri Allah'tan başka kimseden korkmaz yazıyor arkasında. Adalet mülkün temelidirinin yerini o yazıyor. Ha, bunlar da şey, ama karşılaştırıyorsunuz diğer devrimle. Ne yaptı Rus devrimi? Çarı ve ailesini kurşuna dizdi. Fransızlar 16. Louis Marie Antoinette'i ipe çektiler. Bizde öyle oldu mu Osmanlı Hanedanı'na? Hayır, gitti. Peki Osmanlı Hanedanı Cumhuriyet'e karşı tavır aldı. O da aldı. Çok güzel, çok yumuşak bir geçiştir. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir geçiştir. Ben Atatürk'ü, bunlara rağmen ben Atatürk dönemini değil 20'leri 30'ları hatta çok takdir ederim. Keynes daha İthal ikamesini yazmadan el yordamıyla pratikten İthal ikamesi yapıyorlar 1930'da. Biraz da tartışmalı bir taraf tabii. Yapıyor ama neticede de onu yapıyor ve kurtarıyor. Mesela şeyde vatandaş Türkçe konuşuyor, çıkarıyor. Vatandaş Türkçe konuşmada da bir asimilasyon var mıdır? Vardır, yapılmıştır. Fransa yapmadı mı? Fransız Cumhuriyeti kurulduğunda Fransa'da Fransızca konuşanların oranı ne kadar biliyor musun? %28. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'de de Türkçe konuşanların oranı %70'in üstünde. Ha, yapmadı mı? Yaptı ama daha sonra asimilasyona, entegrasyona dönüştürmeyi başardı. Atatürk'ten sonraki dönemdekiler başarısız oldu. Şimdi, onun yükü de Atatürk'e bırakıldı. Başardı mı başarmadı mı bugün yaşıyoruz. Oradan Gürer Bey'e soracağım. Çünkü hocamın eleştirilerine katılıyorum ama çıkarsamalarıyla zaman zaman hemfikir değilim. Çünkü bence meselenin tutmamış olan tarafı biraz işin bu tarafı. Vatandaş Türkçe konuş kısmı. Hayır, onlar zaten hep sorunlu da sonuçları itibariyle diyorum. Bugün halen iki tane yara Türkiye'de aynı o dönemden bugüne karıyor. İşte bir tanesi inanç meselesi, bir tanesi şey etnik mesele. Bu herhalde demokrasi de taçlandırıcılıktı. Orada da benim kanaatim o ki Cumhuriyet'in en ağır yarası köylerin kapatılması süreciydi. Eğer o süreç tamamlansaydı herhalde bunları daha iyi aşacaktık. Ama size biraz şunu sormak istiyorum Gürer Bey. Sizin dünyaya da sık sık karşı karşıya geldiğiniz için bir sanatçı olarak hep sezgisel olarak içinizde barışçıl olmakla birlikte bir milliyetçi taraf olduğunu sezerim. Hatta bu yönde de değerlendirmeler olur. Biraz milliyetçilik üzerine konuşalım. Yani bizim coğrafyamızda da kutuplaşmanın bir ayağı da buralardan hareket. Neler söyleyeceksiniz bir müzikçi olarak? Evet. Şimdi ben bir orkestra şefi olarak repertuarımı nasıl oluştururum? Böylece yanıtlamak isterim sizin sorunuzu. Şimdi bir orkestra şefi kendini geliştirebilmek için şu 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 eserleri çalışmak zorunluluğunda. Yani işte Beethoven'ı, Mozart'ı, Brahms'ı, Bruckner'i, Mahler'i bilmek zorunluluğunda şu bu.
Fakat bu Türkiye'de yetişen bir orkestra şefi olduğu zaman bir görev daha var içinizde. Türk eserleri. Ben Türk eserlerini edinmeliyim, onları öğrenmeliyim. Böylece başlıyor sizin milliyetçiliğiniz. Mecburi milliyetçilik. Misyonerlik gibi bir şey. Ama ben bunu o kadar gururla ve bu yaşıma geldim hala yapıyorum. Şu gün evde yine bir Türk eseri çalışıyorum. Oradan geldim buraya. Gidince yine çalışacağım. Türk eseri koyarak, bırakın Türkiye'ye, yurt dışını söyleyeyim. Yurt dışında Türkiye'nin bestecilerinin hangi düzeyde olduğunu göstermek için ben kendimi paralarım, öldürürüm. Benim milliyetçiliğim bu. Çünkü Türk eseri dediğiniz benim için çok sesli. Herkesin çalabileceği. Yani eseri alıyorsunuz. Var mı böyle bir gücümüz mesela? Var. Kimler var mesela besteci olarak? Dünyada çalgıcılarımızın çokluğuna karşın şef ve besteci konusunda daha sıkıntılı gibi dururuz. Yanlış mı? Ama o biraz zor çıkıyor. Ama i̇şte o yüzden yani, kim var? Dünyada da genelde. Kompozitörle. Şimdi genç de gençlerden Fazıl var. Görüyorsunuz işte Fazıl'ın eserleri, Fazıl'ın senfonileri ne kadar yankı yapıyor. Fazıl'ın senfonisini ben gelecek yıl Texas'ta yapacağım. Şimdiden istiyorlar yani. Fazıl'ın eserini istiyorlar. Merak ediyorlar. Duymuşlar. Hani bu yeni sistemler var ya, YouTube bilemiyorum. Hani onlarla dolaşıyor anladığım kadar. İnsanlar istiyorlar. Beni de onun öğretmeni olarak biliyorlar. Ve benden istediler. Ben de Fazıl'a söyledim. Sevinerek İstanbul Senfonisi'ni yapacağız örneğin. Niye bunu istiyor olsunlar ki? Niye? Bunu istiyorlar. Şey. Tabii istiyorlar. Şimdi Adnan Saygun'u o kadar ciddi yerler istiyorlar ve o kadar ciddi yerler çalıyorlar ki. İnanın anlatamam. Bütün bunlar ne? Türk müziği işte. Türk yani aslında Atatürk'ün çizdiği yolla. Atatürk müziyen miydi diyorlar değil mi? Hani işte diyor ki bu coğrafyanın müziğini alıp en ileri teknikle işleyeceksiniz diyor. Yani bunu gösteriyor adam. Bunu yaparken nedir? Kendi müziğini çıkar. Kendi müziğini dünyaya tanıt. Benim milliyetçiliğim bu. Ben Türk eserlerini her yerde çaldırırım. Aynı şekilde tabii Türkiye'nin romancısının da, tiyatrosunun da, sinemasının da dünyada olması için bir araç da müzik bir taraftan. Yani diğer sanatları da tetikliyor diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Doğrusun. Bir örnekle ben anlatabilirim. En çok örnek vererek insan bir yere varıyor. Norveç'te bir konserimden önce böyle radyo programında bana spiker ne sordu biliyor musunuz? Siz dedi hiç Kürt eseri yönetmiyormuşsunuz. Niçin? Ben anlamadım önce. Acaba Kürt hani Kürdish, Turkish karıştırdı mı falan? Sordum bir kere daha. Evet dedi. Ben de durdum. Dedim bana bir Kürt bestecisi söyleyin de ben onu çaldırtmamış olayım. Yani Türkiye'de ben her besteciyi çaldırırım. Çaldırdığım birçok bestecinin içinde halay da var. Kürt halayı da var. Kürt havası da var. Son Fazıl'ın yönettiğim eseri Mezopotamya'da yine bir Kürt türküsü var. Yani var. Bunu Avrupa'dan nasıl algılandığını söylemek için burada anlatıyorum. Hı-hı. Yani biz burada sanki yalnız Türk eseri yapıyoruz, Kürt eseri yapmıyoruz. Bütünleşmemiz yok gibi. Hı-hı. Onu ayırmak için. Yani buradan da aslında bir başka sorunun da yani algı sorunu, bizim kendimizi ifade etme sorunumuz ve içimizde de çözemediğimiz sorunlar olduğunu da görmez miyiz? Tabii Enver Bey haklısınız. Ama şu, eğer siz kendi eserlerinizi bilmezseniz, kendi eserlerinizi öğrencilerine çaldırtmazsanız, orkestralarınıza çaldırtmazsanız sizin geleceğiniz de doğru dürüst olmaz. Peki hocam, Güler Bey'in milliyetçilik dediği aslında mesele biraz kendi toprağınıza vefa ile birlikte dünyayı anlatma çabası aslında. Ben meseleye hani olayın siyasal milliyetçilik dışında bir duyarlılıkla bakıldığını kavruyorum. Fakat sizin durduğunuz noktadan Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tabloda bir taraftan yoğun liberal eleştirilerin olması, bir taraftan kökeni İslamcı olan bir siyasal partinin Cumhuriyet'in 2023 idealini ortaya koyuyor olması, bir taraftan da Kemalist vurgularla yola çıkan siyasal hareketlerin marjinalleşiyor olması bize nasıl bir Cumhuriyet tarif ediyor bugün itibariyle ve tabii az sonra Güler Bey'e de onu soracağım. Ne Osmanlıcılık meselesi? Ona sanat bağlamında da soracağım. Yani Batı tamam da biz Doğu'yla ne yapıyoruz? Ne durumdayız? Biraz onu konuşmak istiyorum.
Onu CHP'ye soracaksınız önce. Cumhuriyeti biz kurduk, devleti biz kurduk diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kurduğunuz devlet 100 yaşına geldiğinde sizin programınız nedir? Bakın AKP bir 2023 programı var, sizinki nedir diye parti meclis üyeliği yaptınız, onlara bir sorun. Onlardan bir alternatif program görelim. O bakımdan onları ne yaptığını bilemiyorum. Ben size sordum şimdi yani. Onlara CHP'den sonra soracağım. Yok. CHP'den böyle bir şey görmüyorum. Şeyin 2023 hedefimiz derken orada neyi kastediyor bilmiyorum. Eğer kastedilen Cumhuriyet'in devamıysa sizin zaten başka şansınız yok ki. Osmanlı Hanedanı'ndan hiç kimseye tekrar bu görev verilip mutlakiyet kurulamayacaksa. Osmanlı Hanedanı'ndan kimse de talip değil buna. Hepsi desteklemiştir Cumhuriyeti. Sizin zaten monarşiye dönme olasılığınız yok. Ama 2023'te Cumhuriyetinizin felsefesini mi değiştirmek istiyorsunuz diye sormak lazım. Bunu mu yapacaksınız? 2023'te ne yapılıyor? İran'da bir cumhuriyet, onun da bir felsefesi var. Türkiye'de bir cumhuriyet, onun da bir felsefesi var. O bakımdan 2023'e giderken bunu değiştirilecek, başka bir felsefeye dönüştürülecek şeyini ben acımasız ve karamsar olursam da söylüyorum. Tüm yollar Roma'ya çıkar diye bir söz var. 12 Eylül öncesi de Marksistler Mustafa Kemal'i çok acımasız bir şekilde eleştiriyordu. Ki ben de eleştirer bakarım biliyorum. Bir süre sonra bakıyorlar ya Burjuva Paşası'ydı falan diye. Bir süre sonra evet o devrim olmasaydı bugün burada sosyalist akımlar olamaz noktasına geldiler. Ama o arada solun üstünden buldozer geçti. İslamcılar da bu sistemi bu kadar eleştirerek kendine liberal diyenlerle birlikte Tukak'a, Kemalistler, Ergenekoncu musun? Ne deseniz Ergenekoncu musun? Mesela şeyin tartışmasında da. Efendim 30 Ağustos'u niye asker kutlayacak? 30 Ağustos askeri bir başarı. O yüzden askerler bunu yapar zaten. Ama 29 Ekim'i siviller yapabilir kutlama biçiminde. Bunu söylediğiniz anda siz darbeci misiniz diye konuları çarpıtan bir zihniyet karşınıza çıkıyor. Cumhuriyetin felsefesi değiştirilebilir mi? Ben Cumhuriyet'in 2023'e kadar ki bu süre giden süreçte felsefesinin değiştirilemeyeceğini ama çok sıkıntılı da günler geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet'in felsefesini değiştirmeye kalktığınızda o Cumhuriyet'in erdemlerinden yararlanıp monarşi olduğu zaman saraya kahya bile olamayacaklar. Sarayın önünden geçemeyecek. Bunu ben kendimi de ben de Anadolu'da doğmuş, büyümüştür Gürer Bey'e. Biz o saraylara kahya bile olamazdık. Olamayacak kimseler. Bugün o saraylarda oturuyoruz, kahvemizi içiyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz, konserlerimizi veriyoruz. Şu anki yöneticilerin hepsi de o Cumhuriyet sayesinde başbakan ve cumhurbaşkanı oldular. Peki bu tezden hareketle, Güler Bey siz sonuç itibariyle müzikle aşırı neşir olmanız itibariyle de dünyanın pek çok yerini görüyorsunuz. Cumhuriyete yapılan en temel eleştirilerin başındaki bunun da hepten haksız olduğunu söyleyemeyiz. Belki süreç olarak doğru olabilir ama sonradan belki başka bir tavır olabilirdi. Yüzünü evet çağdaş uygarlık olarak batıya dönen, onun müziğini arayan, onun entelektüel birikimini arayan ama kendisinden doğudakine karşı biraz daha dil olarak bile mesafeli olan ve sanki orada hiçbir yaşam kültürü yokmuş ki bakan, tırnak içinde söylüyorum, bir algıda doğdu. %100 doğrudur anlamında söylemiyorum. Tamamen yanlıştır ama. Ama yani müfredat, Araplara bakış öyledir, müfredat da böyledir. Cumhuriyet döneminin değildir. Kuruluş yılları erken cumhuriyet değildir. Demokrat Parti döneminde Arap düşmanlığı başladı. Peki öyle de desek. O zamandan itibaren başladı ama kuruluş aşamasında böyle bir şey yok. İnönü döneminde de var ama bu. Yani İnönü döneminde de Araplara karşı düşmanlık. Doğu yani daha batıcı bir anlayış var. Şeye girmişsiniz, Batı blokuna girmişsiniz. İşte onu diyorum. Burada bir bugün dünyanın küreselleşen dünyada cumhuriyet yeni bir mutlaka her gün yenilenmesi gerekiyor. Cumhuriyet yani bir sanatçı olarak siz ne yapmalı? Örneğin demin bence somut bir verirsiniz. Lang Lang diye birisi çıkıyor. Kendi ülkesinde 30 milyon çocuk piyanoya başlıyor. Ama dünyanın da starı yani bir pop star olduğunu bugün seyircilerimiz şuradan hatırlayabilirler. Yanılmıyorsam olimpiyatlarda değil mi evet. Çaldı ve hani dünyayı ayağa kaldırdı falan böyle bir acayip bir yıldız. Başka örnek Venezuela'da sokak çocuklarını topluyorlar. Türkiye'ye geldi Dudamayn değil mi? 150 tane 150-200 çocuk çıktı. Harika. Acayip işler oluyor. Ha, bu alanda biraz tartmak gerekirse küreselleşen dünyada ne yapacak Cumhuriyet? Şimdi siz çok her şeyde haklısınız. Ben ta önceye geleyim. Eğer Atatürk toprak reformunu yapsaydı bugün bambaşka bir yerde olurduk.
Oradan hemen ben sizin sorunuza geliyorum şimdi. Demokrasi hangi ülkelerde var? Oraya bakabilir miyiz? Ben müzikle bağlandım. Bunu görüyorum çünkü. Çok sesli müziği yaşayan, bu eğitimi veren ülkelerde demokrasi var. Çok sesli müziği yaşamayan, onu eğitimine almayan, onu dışlayan ülkelerde demokrasi yok. Biz bunu Sovyetler Birliği için söyleyemeyiz ama yani. Hayır, hayır. Orada da müthiş Batı müziği ustaları çıktı ama yani demokrasi tek partili bir rejimdi. Hayır, o başkaydı. O bir devrimdi, geldi gitti. Sonra Gorbaçov, sonra bilmem ne. Ama onların öyle bir kültürleri var ki, öyle bir okumuşlar ki onlar. Orada orada bazı şeyler böyle kalmış. Bence o da tartışılır. Sovyet devrimi sosyalist hareketti. Yani başarılı olsaydı tam da Güler Bey'in dediği olacaktı. Hayır, demokrasi derken çok partili rejimler bunu yapar da değil. Çok tek partili rejimiydi ama yine de yaptı bunu. Demokrasi. Çok iyi yani Şostakoviçler falan bunlar bu yani 19. yüzyılın Çaykovski'sinin dışında yetiştirdiği de var. Yani Sovyet rejiminin yetiştirdiği çok sesli. O yüzden demokrasi Gogol çok var, gerekmiyor. Tabii yani Türkiye'nin. Yani var orada yetişen, onun kimse zaten onun önüne gidemez. Yani demokrasi o çok seslilik, çok sesliliği algılayabilmek. Onlarda var. Ben onu söyleyemiyorum. Eğer o devam etseydi şimdi çok daha başka bir yerde olurlardı. Ben ondan çıkarak şunu söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bu eğitime önem vermedikçe biz, çok sesliliği öne almadıkça bugün bu problemler 2023'e kadar da devam edecektir. Eğer siz çok sesliliği veremiyorsanız, bunu halkınızla birlikte yaşayamıyorsanız, terör de sizin belanız olacaktır, ayrımcılık da her bir şey, inanın bunun nedeni budur. Her şeyi müzikle çözebilirsiniz. Gerçekten. Şimdi beni uçuk konuşuyor gibi düşünebilirsiniz. Ama hayır, gerçekten hayır. Ben gerçekten herkesi bir anlayış altında çok seslilikte yaşatabileceğime inanıyorum. Bunu gördüm. Bunu başka ülkelerde de gördüm. Gerçekten peki, gördüm. Ben yalnız Türkiye'de işimi yapmadım. Başka ülkelerde de yaptım. Şunu soracağım. Mesela sizinle ilgili ameliyat olduktan sonra bir hikaye var. Doğru mu bilmiyorum. Siz ısrarla uyanmıyormuşsunuz şeyden. Narkozdan uyanmıyormuşsunuz. Bir arkadaşınız demiş ki ben onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. İsim vermiyorum. Size bir arabesk dinletmiş. Siz bir anda kendinize gelmiş. Çok doğrudur. Gerçek mi bu olay? Gerçekten. Bu benim çok yakın arkadaşım Cihangir Doktor. O yaptı. Birden böyle kendimi atmak istedim bir yerlere. Böyle. O kadar mı dayanamıyorsunuz? Karşımda böyle maskeli insanlar var. Onlar tabii doktor ama yani o çağrışımı yapamadım. Arabesk müziğe dayanmamak değil. Yani arabesk müziği ne olduğunu biraz irdelersek kendi benliğimizi yitirmemize neden olan bir müziktir. Yani piyano eğitimiyle benliğinizi siz yitirmezsiniz. Ama kendi müziğinizi böyle bir şekilde bir yola kolaycılıkla götürürseniz o sizi yarınlara çok fena, çok sizi berbat bir yere götürür. felaket odur. Hakikaten felaket odur. Ve bu felaket müzikte de aslında solun da ucu, sağın da bilmem ucu birleşirler falan. Yani bize karşı bütün bunlar olur. Ben tekrar Cumhuriyet'e geleyim ne olur. Şimdi İran'da da Cumhuriyet vardınız. Bizim söylediğimiz Cumhuriyet bu değil. Niteliği başka tabii. Evet. Enver'in söylediği kadınsız olur mu? Olmaz tabii. Kadınların seçme seçilme hakkı bütün bunları veren. İran'da daha fazla kadın var Cumhuriyet'inde. Ne yazık ki bizimkinde yok. Demek ki kötüye gitmiş. Yani sadece kadının olması da yetmiyor. Yani kadın eşitlikçi olarak gerçekten İran'da üniversiteye giden okullaşan kadın orası ve kız çocuğu oranı Türkiye'den yüksek. Yani biz doğumuza sırt çeviriyoruz diyoruz da doğu bizim sırt çevirdiğimiz kadar kaka bir yer dedi. İran'da kadınlardan Türkiye'den daha fazla kadın milletvekili var. Şimdi tabii belki biraz Güler Bey burada siz Cumhuriyet kuruluşundaki haklara vurgu yapıyorsunuz. Ben de hocam orada bir şey sormak istiyorum. Tabii bu kazanımlar da kendinde olmuş diye bir kadın hareketi var orada, bir mücadele var. Orada da ikinci meşrutiyetten itibaren tabii, var kadın hareketi. Var yani Cumhuriyet bir sonuç nihayetinde. Fakat yine de şu tartmayı yaparsak bence asıl son çözümümüz tartışmamız gereken taraf şu. Burada çok sesli müzikte çelişen tarafı belki onu tartışmak gerekiyor. Cumhuriyet tekçi miydi?
Bu tekçilik aslında daha sonra sorunların kaynağı mıydı? Fakat buna rağmen Cumhuriyet bir yandan da kendisine eleştirilebilecek kurumları da kurarak tırnak içinde ayakta kalmaya giderken ne oldu da başka bir yola saptı? Hangi Cumhuriyet? Ben önce şunu söyleyeyim. Evet, çok sesli müziğin, Batı müziğinin hakkını vermek gerekiyor. Çok sayıda fazla sayılarda yetiştirmek gerekiyor ama Amerika'da da blues diye bir tür var. O da bizim arabesk gibi böyle acılı. İsteyen onu da dinlemeli. Ama yani bir tür protest bir müzikse istiyorsa onu dinlemeli. Ama dominant olarak insanların gözüne gözüne sokup da tek müzik şekli olmamalı. Ya da halk müziği, yani Emrah dinlesin, Karacaoğlan dinlesin, birilerini dinlesin. Zaten ama dinlemesin demiyor Güler Bey. Dominant olarak arabeskin dayatılması çok yanlış. Onu için yoksa hayır, yani açık hayır. Bir toplumda isteyen istediği müziği dinlesin. Çok özür dilerim. Siz insanları duygu sömürüsü yapar, arabeskle o taraflara giderseniz tabii ki bizleri karşınızda bulursunuz. Yani türküler, ben türkü dinliyorum inanın. Yani ben türküyle bir yere varıyorum. Demin söyledim, Anadolu müziği, Anadolu model müziği, bütün bunları biliyorum. Ve bunları yapanlara saygım sonsuz. Siz demin söylediniz değil mi? Asıl hadi Alaturka dedikler. Hadi gelelim Itri'yi, şunu bunu kaç kişi dinler? Dinlemez. Bir kolaycılık, bir sömürü, başka bir şey benim karşı evet, olduğum evet. Arabeski. Lütfen yani bu onu dinlemesin demiyorum. Benim görevim bu uyuşturucuyu açığa çıkartmak ve sizleri uyandırmak. Bunu dinlemeyin. Bu uyuşturucu düzeyinde bir şeydir. Siz bunu dinlerken neleri yitirdiğinizi bence, bilemezsiniz. Bence mesela bir seyirci kızabilir ama bence de bu uyuşturucu tarifi çok doğru. Uyuşunca düşünmüyorsunuz bir tarafıyla. Ya demek ki bunu dinleyen Kemal Derviş de dinliyormuş. Pek uyuşmamış. Bakın nerelerde, dünyanın neresinde. Tam da Kemal Derviş dinlemiş. Demek ki sıkıntıları Kemal Derviş dinlemiş de neoliberal politikaları bize... Gidiyorsa ya bir dakika. Hayır. Yani bir yerlere gelmiştir. Ben şey etmiyorum. İnsanlar sıkıntılı döneminde arabesk dinleyecekse de dinlesin. Ama arabesk dominant bir müzik türü olarak hepimizi kuşatırsa o zaman Güler Bey'in dediği tehlike doğar. Ama ben hakikaten eğer ben müzikçiysem, müziğin değerlerini bilebiliyorsam ve bir de ben yurtseversem, milliyetçiysem bu alandaki şeyi görüp ben haykırmalıyım. Bunu haykırıyorum. Sizin son sözleriniz bu oldu. Sizden de bir cümle. Siz ne demiştiniz? Ama bana ben, bir soru ben sordunuz, oraya giremedim. Değnek göstereceğim de. Şimdi onu yapacağım. Herkesin önünde yok. Onsuz gidiyoruz. Hangi cumhuriyetteyiz şu anda dedim. Ben şu an... Ara cumhuriyet mi bu? Hayır, ara cumhuriyet değil. Cumhuriyeti ben hala çok sağlam kurulduğunu ve arada da böyle saldırmalara rağmen ama böyle şeyle tankla falan vurmalarına rağmen o sağlam cumhuriyetin yıpranıyor olmasına rağmen 2023'e sağlam çıkacağımız kanısındayım. Ama bunu da nasılsa birileri koruyor. Ben laik kesimi de çok eleştiririm. Benim desteğime onu başka program yapalım. Başka ve birazcık da onların ama da... Ama Cumhuriyet'in rotasından çok da şaşmayacağını söylüyorsunuz. Benim gördüğüm o. Cumhuriyet'in rotasından çıkmaya çalışırsa bundan en fazla İslamcı hareket zarar görür de ondan. Laiklerden çok İslamcılar zarar peki. Görür. Peki. Bana Güler Bey şahane, benim tutkun olduğum müziğin bir simgesi olan şef deneyi değil mi bu? Evet. Sizin elinizde bir göreyim de ben onu taklit edeceğim. Nasıl tutmam gerektiğini. Şöyle tutuyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra, eliniz aşağı doğru oluyor ve bütün vuruşlarınızı aşağı doğru yapıyorsunuz. Yani böyle yukarılara doğru değil, gerçek vuruşlar yapıyorsunuz. Net olacak değil mi vuruşlar? Orkestra şefi hep net olur. Hiçbir şekilde şu anlaşılmaz olmazsa. Doğru mu? Çok güzel tutuyorsun. Çok güzel. Sol elini böyle tersine çevir. Şöyle. Şimdi böyle yap, tamam. Bunu göstersene İsmail, hayatımda ilk defa orkestra. Çok güzel tutuyorsun. Yukarı aşağı indim. Tamam, reklama böyle gitmek istiyorum. Çünkü bu pozu çok beğendim. Türkiye'nin demokrasisi için net bir manevra yapıyoruz. Reklamlı reklam.